Duydunuz mu? Kaç kadın bugüne kadar sessizce ölmek istemiyorum diye çığlık attı. Toplum olarak duymamak için o kadar çok ısrar ettik ki. Düşünün eğer duymuş olsaydık kim bilir kaç kişinin hayatı değişecekti. Örnek mi istiyorsunuz? Mesela henüz 21 yaşındayken Buket Yıldız reddedildiği için öldürülüp 2 gün boyunca bulunmayı beklemezdi. Boşandığı halde kurtulamadığı eski eşinin önünü kesmesiyle 5 yerinden vurularak öldürülmezdi Kübra Aşkın. Ya da sadece boşanmak istediği için öldürülüp cesedi ormanlık alana atılmazdı Meryem Baskın Dağlı'nın. Aynı şekilde Zehra Demir'in reddetmesine rağmen kurtulamadığı bir adam yüzünden en sonunda intihar etmek zorunda kalmazdı. Özgecan Aslan, Şule Çet ve ismine bile ulaşamadığımız kaç kadın var. Ulaşabildiğimiz vakalardan sadece bazılarına bakacak olursak tablo pek iç açıcı değil. Eskişehir'de yol kenarında bulunan ama ismi bilinmeyen 25 yaşındaki bir genç kız. Bunun yanı sıra nedeni bile bulunmadığı halde cesedini başında siyah bir poşetle öldürülmüş halde ulaşılan ve 34 yaşında olan o kadın. 20 yaşında bir kuyuya atıldıktan bir ay sonra bir çoban tarafından bulunan genç kız bu vakalardan sadece birkaçıydı. Tüm bu olanları okuyorsunuz, izliyorsunuz ve belki de olay anında oradaydınız. O zaman sen kamera karşısındaki pek sevgili seyirci, madem bu kadar duyarlısın ve her yerde bunu savunuyorsun, ben olsam kesin yardım ederdim. Bence kesin hadım edilmeli böyleleri ya da öldürülmeli diyorsun. O zaman harekete geç ve oturduğun yerden caka satmak yerine gerçek olan bir şeyler yap artık. Sözün meclisten dışarı bazı insanlar var ki gerçekten elinden gelenin en iyisini yaptı bugüne kadar. Siyasi parti liderlerinin kadına yönelik şiddeti kınamasını, 6284 sayılı koruma kanununun etkin uygulanmasını, ceza kanununda caydırıcı cezaların yer almasını, sadece kadınlar için çalışan bir kadın bakanlığını, cinsiyet ve cinsel yönelim eşitliğini esas alan yeni bir anayasa istiyoruz diye bağırdılar. Duyabilene aşk olsun. Hadi buraya kadarki kısmı bir kenara bırakalım. Cinayet dediğimiz olayın sadece fiziksel olmadığını biliyor muydunuz? Günümüzde bilinen ya da bilinmeyen tüm bu cinayetlerin yanı sıra bir de psikolojik ve fiziksel şiddetle kadınlarımızın içindeki tüm o duyguları da beraberinde öldürüyoruz. Birçok kadın gün içinde buna benzer lafları neredeyse her gün duyuyor. Kalk, defol, sana kaç kere dedim, o kıyafetle neye benzediğinden haberin var mı? Katil mi etmek istiyorsun sen beni? Bazı zamanlar oluyor ki tüm bu laflara kulak misafiri oluyoruz. Aslına bakarsanız sorun sadece duymamak değil, aynı zamanda gerçekleri de görememektir. Tüm bu olaylar olurken kafamızı çevirip bakamıyoruz. Komşu kavga ederken kendimizi eşler arasına girilmez, birazdan sakinleşirler diye avutuyoruz. Gerçekleri söylemiyoruz ama daha fazlasını yapıyoruz. Erkektir yapar diyoruz mesela. Kız çocuklarımıza sokağa çıkmamasını öğütlerken, erkek çocuklarımıza gece sokakta bir kadını yürürken onu rahatsız etme, onu koru diyemiyoruz. Kızlarımızı diri diri gömerken erkeklerimizi her şeyiyle ortaya koyuyoruz. Tüm bunları neden yapıyoruz? Yasalarımız bile birkaç yıl öncesine kadar eğer bir kadın kırmızı ruj sürüyorsa diyordu, tecavüze uğrayabilir ya da bunda herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü erkeği tahrik edebilir bir unsurmuş kırmızı ruj. Hatırlar mısınız? Bir dönem hamile kadınların sokağa çıkması istenmiyordu o erkekler tarafından. Çocuğun nasıl olduğunu hatırlatıyor, istemiyoruz sokakta o kadınları, öldürmek geliyor içimizden dediler açık açık. Ben değil, onlar. Bir dönem sokaklarda bağıra bağıra bunları söylediler. İnsanlar boş boş konuşuyorlar, kimseyi dinlemeden. Sonra kadınları bağırdıkları sokaklarda, otobüslerde bir güzel dövüyorlar. Sırf şort giydi diye dinsiz ilan edip otobüste uçan tekme atılarak dövülen kadını kaçımız hatırlarız? Bir sorunumuz daha var ki en fenası bu. Çabuk unutuyoruz. Zaten sağdan soldan duyduğumuz ve doğru olduğuna sonuna kadar inandığımız 3-5 bilgimiz var. Bir de üzerine unutkanlık ekleniyor bunların. Ah insanoğlu, bunca yıldır olaya odaklanmayı asla beceremedin. 19 yaşında sevgilisi tarafından öldürülen Merve Kotan için öyle bir tiple sevgili olurken hiç fark etmemiş mi öldürüleceğini? Zaten adamın tipinden belliymiş dedin. Hep konuştuk ama iş işten geçtikten sonra oldu. Hakimler, savcılar konuştu. Sen takım elbise giymişsin. İyi birine benziyorsun. Tecavüzü sen yapmış olamazsın. Kesin sen öldürmedin. O kadın kendi kendini öldürdü dediler. İyi hal indiriminden kaç erkek tekrar dışarıda, kaç kadına zarar verdi kim bilir. Yanlış anlaşılmasın. Bu bir kadın erkek ayrımı değil. Çünkü bunları yapanlar ne adam
ne erkek ne de insan olabilir. Sonra diğer kadınlar, öldürülen kadınlar hakkında konuştu. İyi olmuş ona. O saatte o sokakta ne işi varmış? Zaten sevgilisinin kendi evine girmesine izin veriyorsa kesin bir şeyler vardır. Hak etmiş tecavüzü. O kadar kısa giyinip bol bol makyaj yaparsa olacağı bu. Bak ben yapıyor muyum hiç? Peki kocasının boşanma talebini reddetmesi üzerine öldürülmekten korkup sığınma evine yerleşen ve çocuğuna zarar gelmesin diye arkadaşına bırakan kadın için de aynı şeyleri söyleyebilir misiniz? Çünkü bu kadın çocuğunu görmeye giderken öldürülmüştü. Şimdi bir takım kimsenin umursamadığı bazı rakamlar var ki aslında her şeyi gözümüze sokuyor. Tabii bunlar sadece ulaşılabilen haberlerden elde edilen rakamlar. Hadi biraz geçmişe gidelim. 66 kadının öldürüldüğü 2008 yılına. Bir koca yıl geçsin ve bu rakam 121'e çıksın. Sonraki yıl 201'e. Sonra 2013 yılına gelelim ve bu rakam 229 olsun. Sonra 288. Yakın geçmişe doğru ilerleyelim. 2017 yılı ve ulaşılan rakam 348. Bir sonraki yıl 399 ve şu an içinde bulunduğumuz yıla baktığımızda bu rakamın henüz 377'ye ulaştığını görüyoruz. Aklımızdan geçen tek şey ise yıl daha bitmedi ve bu artış dur demedikçe devam edecek. Eminim kimse görmeyecek. Görse bile daha önce de dediğimiz gibi hemen unutulacak. Sonra yine bu rakamlar artmaya başlayacak ve kimsenin umursamadığı bir takım şeyler haline gelecekler. Bakın şeyler diyorum. Hepimiz biliriz ki dilde bazı şeyler hep yasaklı kalır. Yapmak serbest olsa da. Sizler bilir misiniz? 14 Şubat sevgililer günüdür. Biliriz tabii ki. Herkes birbirine güller, çikolatalar, hediyeler verir. Herkes birbirini ne çok sever. Peki kaçımız biliyoruz 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddetle mücadele günü olduğunu? Hadi bilmiyorsunuz diyelim ve ilk defa duyuyorsunuz. Düşünün ki böyle bir güne ihtiyaç duyacak kadar şiddet olayları olmuş ve farkındalık yaratarak belki dur deriz diye böyle bir günümüz var. Bu arada öyle yeni belirlenmiş uydurup bir gün değil. Baya baya 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bir gün. Neredeyse her toplumda yaygın olan ve çok boyutlu bir sorun olan bu konu her geçen gün daha fazla görmezden gelinmektedir. Hem de bazı kişiler ya da kişiler tarafından daha fazla dikkate alındığı söylenilerek. Kadına yönelik şiddetin nedenleri çeşitli makalelerde incelendiğinde, toplumun kadına ve erkeğe bakış açısı, ekonomik problemler, biyolojik ve psikolojik nedenler öne çıkmaktadır. Şimdi bir örnek verelim. Genel olarak savaşmaktan korkan bir ruha sahipseniz eğer, muhtemelen ufak bir zorluk bile görseniz ya kaçarsınız ya da ufak sorunu ortadan kaldırmak sizin için en kolay yoldur. İşte o ufak ve aşılamayan sorunlardan birinin özellikle toplum için kadın olduğunu varsayarsak, sanırım rakam artışlarının kendimizce nedenini açıklayarak derin bir nefes alabiliriz. Ne demişler? Sevgi sevgiyi doğurur ve içten alınan bir gülle güzel bir gülümseme kazanabiliriz. Ancak biz mezara gül koymayı daha çok seviyoruz belli ki. Yoksa bu kadar kolay vazgeçmezdik. Hep görülen bir şeydir. Öldükten sonra insanın tanrılaştırılması. Ancak öldürüldükten sonra tek şeytan olan varlık kadındır.